İşitme engelliler için hazırladığımız haber bülteniyle karşınızdayız bu kez. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca kırsalında yürütülen hava operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre bölücü terör örgütü PKK'nın Dağlıca bölgesindeki 2 hedef ve silah mevzileri sabah saatlerinde Türk savaş uçakları tarafından ateş altına alındı. Bölgede 4 Ağustos'ta başlayan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 299'a ulaştı. Hükümet, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yapılmasına ilişkin meclisten aldığı yetkiyi bir yıl daha uzatmak için harekete geçti. Konuya ilişkin Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tezkerenin gerekçesinde PKK ve DAEŞ terör örgütlerinin silahlı eylemlerine ve bombalı intihar saldırılarına dikkat çekildi. Irak-Suriye tezkeresinin süresi 2 Ekim'de doluyor. Yeni tezkere sürenin 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmasını öngörüyor. 1 Ekim'deki açılıştan sonra meclisin ilk mesai konusu Irak-Suriye tezkeresi olacak. FETÖ'nün faaliyetleri tüm dünyada yasaklanmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 71. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Reuters haber ajansına mülakat verdi. Mülakatta FETÖ başta olmak üzere birçok önemli açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in süresinin de parlamento tarafından uzatılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteci anlaşması ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Erdoğan, mülteci anlaşması gereği verilen sözlerin tutulmadığını hatırlattı. Türkiye'nin birliğe üyeliği ile ilgili Avrupa'nın samimi davranması gerektiğinin altını çizdi. Suriye'deki krize de değinen Erdoğan, geçiş hükümetinin esetsiz olması gerektiğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da Dünya Posta Kongresi'nde konuştu. Kongrenin güvenlik nedeniyle başka bir yere alınması için çalışma yapanlara sert çıkan Binali Yıldırım, "Terörden korkmayacağız, terörle birlikte mücadele edeceğiz," dedi. Yıldırım, bazı fırsatçı çevrelerin 4 yıl önce karar verilen bu kongreyi güvenlikle ilgili gerekçeler gösterilerek İstanbul'dan başka bir yere alınması için çaba içine girdiklerini biliyoruz. "Terörden korkmakla terörden kurtulamazsınız. Terörden korkmayacağız. Terör bizden korkacak. İşte o zaman Türkiye'de, dünyada güvenli olur," diye konuştu. Anayasa değişikliği paketi için oluşturulan üçlü komisyon yeniden toplanıyor. Tarafların yarın ya da perşembe günü bir araya gelmesi bekleniyor. AK Parti, CHP ve MHP'li üyelerden oluşan komisyon, liderlere sunulan maddeler için bir kez daha bir araya gelecek. Pakette en önemli değişikliğin yargıya yönelik olması bekleniyor. Türkiye artık yağışlı havanın etkisinde. Sonbaharla birlikte özellikle yurdun batı kesimlerinde sıcaklık değerleri 4 ila 10 derece azalacak. Uzmanlar cumartesi gününe kadar sağanak yağış uyarısında bulunuyor. Güneşli sıcak günler artık yerini rüzgar ve yağmura bırakıyor. Özellikle iç ve batı illerinde yağışlı günler bekleniyor. Burası çok rüzgarlı. Şimdi şeye çıkacağız, Boğaz turuna. Biraz endişeliyim yani. Havanın ne olduğunu bilmeden öyle çıktım, hırkayla falan çıktım evden. Yani son tadını çıkaralım dedik bu havanın. Uzmanlar özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de önümüzdeki 3 gün boyunca aralıklarla yağış beklendiğini duyurdu. Yağışlar cuma gününe kadar sürecek. Cumartesi günü ise güneş yeniden yüzünü gösterecek. Bunaltıcı sıcaklar yurdu terk ediyor. Hava sıcaklığının 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. İstanbul'da da önümüzdeki günlerde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'daysa sahiller ve piknik alanlarına giden İstanbullular son sıcakların keyfini sürüyor. Güneşli şeyin son günleri büyük ihtimal, artık hani bundan sonra biraz daha hani kalın giymemiz gerekecek. Daha bu kadar serbest olamayacağız yani, şimdi rahatlıkla oturuyoruz ama. Bugün de bildiğiniz gibi hava bozdu, gene düzeldi ama bundan sonraki ne olacağı bilinmez. Bir baktınız gene hava bozuldu, herkes evine. İstanbul'da yağışın habercisi ise kuvvetli rüzgar oldu.
Sertleşen hava şartları nedeniyle sabah saatlerinde deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde Marmara Denizi ve İstanbul'da esen şiddetli Lodos'un etkisiyle İDO seferleri de kısa bir süre durduruldu. İDO'nun iç hatlar seferleri havanın düzelmesiyle öğle saatlerinden itibaren normale döndü. Isparta'da ise sağanak yağış etkisini gösterdi. Fırtına ve yağış sadece bir dakika sürdü ama hayatı felç etti. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle sınıfın tavanı çöktü. 5 kişi yaralandı. Hemşirelik bölümü 2. sınıf öğrencilerinin ders gördüğü sınıfın alçıpan tavanı kuvvetli rüzgarın etkisiyle düştü. Yaralanan bir öğretim görevlisiyle 4 öğrenci 112 acil servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde de okulda düzenlenen tören sırasında aniden çıkan lodos ve sağanak yağmur ortalığı birbirine kattı. Protokol mensupları için ayrılan bölüme konulan çadır fırtınadan etkilendi. Tahliye edilen çadır öğrenciler ve öğretmenler tarafından bir müddet daha tutulmak istendi. Ancak şiddetlenen rüzgar nedeniyle çadır ve demir aksamı uçarak metrelerce sürüklendi. Onlar özel çocuklar. Okullar açılınca binlerce öğrenci sınıfları doldurdu ama özel çocuklar için durum o kadar kolay değil. Otistik çocuklardan söz ediyoruz. CHP milletvekili Çetin Arık, kızı Tuğçe'nin otistik olması nedeniyle okula başlayamadığını anlattı. Çocukların eğitim hakkı ellerinden alınmamalı dedi. Kızımın okulu yok. Okulu var, sınıfı yok. Sınıf olsa öğretmeni yok. Ve bu durumda olan binlerce aile var. Okullar açıldı, binlerce öğrenci sınıfları doldurdu ama CHP'li Çetin Arık'ın kızı Tuğçe okula başlayamadı. Nedeni Tuğçe'nin otizmli olması. Gölbaşı Kız Teknik Anadolu Lisesi'ni kazandı ve bize denildi ki bu okula değil de Gölbaşı Turizm Meslek Lisesi'nde biz özel eğitim sınıfı oluşturduk. O okula gittiğimizde de okul müdürünün söylediği şey şu: benim altyapım yok diyor. Oysa her 68 çocuktan biri otizmli doğuyor. Özel eğitime muhtaç yüz binlerce çocuktan pek azı eğitim şansına sahip oluyor. Ankara böyleyse taşrayı düşünebiliyor musunuz? Bu çocuklar evlerinde hapis hayatı yaşıyorlar. Bu çocukların aileleri toplumdan kopuyor. CHP'li Arık otizmli aileler adına çağrıda bulundu. Gelin bu çocukların eğitim hakkını ellerinden almayın. Gelin eğitim anayasal bir hakkımızdır. Bu çocukların eğitimini sağlayın. Sınıfın yok deyince ne diyeceğimi bilemiyorum. Ve şu anda koptu, onu ikna etmeye çalışıyoruz. ...3937 metrelik Kaçkar Dağları'nın zirvesine ulaşmak hiç de kolay değil. Dereler, dik yokuşlar ve taşlı patikaları yürüyerek geçmek gerekiyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında dağcılık eğitimi verilen bir grup görme engelli de zorlu yolları aşıp Kaçkar Dağları'nın zirvesine tırmandı. Ne engebeli dağları ne de görmemeyi engel saydılar. Mayıs ayında başlanan teknik ve uygulamalı dağcılık eğitimi sonunda 8 görme engelli kamp ve zirve tırmanışı etkinliğine katıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Yusufeli Kaymakamlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında dağcılık eğitimi verilen bir grup görme engelli Kaçkar Dağları'nın zirvesine tırmandı. Psikolojik danışmanım. Rehber öğretmen olarak görev yapıyorum. 10 yaşındayken görme engelli oldum. Siz bir noktadan bir noktaya 5 dakikada gidiyorsanız ben belki 15 dakikada gidiyorum. Tabii daha erken de gidebilirim oradaki fiziksel engeller olmasa. Eğer cesursanız cesur adımlar, yani 3937'nin eşiğindeyiz şu anda. Demek ki buraya kadar cesur adımlarla gelmişiz. Yusufeli Dağcılık Kulübü Başkanı'yla bazı kulüp üyelerinin de rehberlik ettiği ve teknik konularda destek verdiği etkinlikte görme engellilere ikişer profesyonel dağcı eşlik etti. Bu işin doğa sporlarında temel tırmanış teknikleri, temel kaya tırmanış teknikleri, özellikle doğa yürüyüşü, kampçılık etkinlikleri, bu aşamalardan geçtik. Sosyal sorumluluk projesi aslında bu. Görme yetersizliği olan arkadaşların da bu işin içerisinde olabileceğini hayal ettik, arzuladık. Bugün buradayız. Dağcılık yapan görme engelliler zirve tırmanışının yorgunluğunu saz eşliğinde türkü söyleyerek attı. Gönül...
Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan modelist Kamuran Çelik, engelli oğlunu hayata bağlamak için özel bir kıyafet tasarladı. Beyin felçli oğlu bu tasarım sayesinde 6 yaşında ilk adımlarını attı, yaşıtları gibi top oynamaya başladı. Önce kendi kuşanıyor, ardından 6 yaşındaki Mustafa Kemal. Attıkları her adımda birlikteler artık. Bu özel kıyafet Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan modelist Kamuran Çelik'in tasarımı. Kıyafeti beyin felçli oğlunu yürütebilmek için yaptı. Mustafa Kemal serebral palsi hastası. 32 haftalık doğdu. Ve doğumda beynine 8 dakika oksijen gitmediği için beyin felci geçirdi. Annesinin geliştirdiği kıyafette ilk adımlarını atan Mustafa Kemal artık yaşıtları gibi top bile oynayabiliyor. Çocuğumda 2 yıldır kullanıyorum. Onunla birlikte beraber top oynayabiliyoruz. Fizik tedavilerini yapabiliyoruz. Dışarıda gezebiliyoruz. Birlikte yemek yapıyoruz. Hamur yoğuruyoruz. Her türlü şeyi çok rahat birlikte yapabiliyoruz. Yürümesine müthiş derecede katkıda bulundu. Kamuran Çelik'in tasarımı benzer durumdaki tüm engelliler için umut oldu. 3 yıl önce gelmişti, tanışmıştık. Mustafa Kemal için böyle bir alet olduğunu söylemişti. Türkiye'de de olmadığını söylemişti. Elde edersem model olarak, ben modelistim, bunu kendim de yapabilirim söylemişti o dönemde. Demek ki insanlar istediği zaman çözüm de üretebiliyor. Düzelmelerine destek, yardımcı olabiliyor. O yüzden herkesin bu konuda gerçekten Kamuran Hanım örnektir. 1, 2, 3 Hadi tekrar. Yüzyıllar önce gelinler beyaz ketenden gelinlikler giyerdi. Bu akım günümüzün doğallığa yönelen gelin adayları ve çevreci tasarımcılar tarafından yeniden canlandırıldı. Kağıt, çuval, ipek gibi malzemelerle dikilen gelinlikler hem hesaplı hem de sağlıklı. Göz alıcı gelinliklerin hiçbirinde sentetik malzeme kullanılmadı. Çuval, keten, pamuk, ipek gibi doğal liflerden yapıldı. Hatta bazılarında kağıt bile kullanıldı. Doğal malzemeler sandıklardan çıkan dantellerle, oyalarla bir araya geldi ve ortaya organik gelinlikler çıktı. Artık dışarıda mağazalara gittiğimizde en büyük sıkıntı suni ipekler, akrilikler, polyesterler ve tamamen cildimize zarar verecek ürünleri daha çok görüyoruz. O yüzden artık yavaş yavaş bu tarz ürünlere yönelmenin doğru olduğunu düşünüyorum. İzmirli modacı Yeliz Cengiz, son yıllarda kır düğünlerine artan ilgiyi de dikkate aldı, çevreci tasarımlar yaptı. Bu hem gelinliklerin, natürel düğünlerin olduğu bir sezondayız aslında. O yüzden onlara yakışan ve... Sayın seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Hemen getiriyoruz ekranlarınıza. Evet, biliyorsunuz.